Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ukrayna cephesini bildiğiniz gibi yani özellikle pokrovsk -Çasif Yar hattında Kupyansk'ta inanılmaz bir çatışma, inanılmaz bir mücadele devam ediyor. Büyük bir savaş var. Fakat her iki taraf açısından da yarın ve öbürsü gün detayları aktaracağım. Görüntüler bile geliyor her iki taraf açısından çok ciddi bir sorunla karşı karşıyız. Hem Ukrayna açısından hem Rusya açısından savaşacak adamları kalmamaya başladı. Gerçekten. Çünkü bu 21. yüzyılın bu ilk sanayi devrimi sonrası ilk savaşı şunu gösterdi bize. Konvansiyonel silah yapılanmalarının sihalarıyla, topçu bataryalarıyla, her şeyle konvansiyonel silah yapılanmalarının olağanüstü bir güç kazanmış olması bu tür savaşlarda insan kaybının geçmiş savaşlara göre 4-5 misli hızlı ve büyük olmasına neden oluyor. Yani mesela 2. Dünya Harbi savaşında çok da insan ölmüştür değil mi? 20 milyon. Şimdi anladığımız kadarıyla o tür bir büyük hesaplaşma bugün sadece konvansiyonel silahlarla 20 milyon değil. 40 milyon da değil. 100-150 milyon insanın ölümüne neden olacak. Çünkü elimizdeki mühimmatlar ve savaş araçları çok gelişmiş durumda. O yüzden Ruslar hiç beklemedikleri ölçekte büyük bir insani kayıpla karşı karşıyalar. Ukraynalılar da öyle. Yani iki tarafta birbirine galebe çalmış değil bu durumlarda. Bu nedenle anladığımız kadarıyla Kuzey Kore askerleri bir anda değerlenmiş gözüküyor. Bakın nihayet Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Shin Savet bir açıklama yaptı. Dedi ki Rus ordusu saflarında savaşmak üzere bu ülkeye intikal ettikleri belirtilen Kuzey Kore askerleriyle ilgili haber akışını endişeyle izliyoruz. Bu haberlerin doğruluğunu şu ana kadar Amerikan istihbarat birimleri tarafından doğrulanmadı. Do doğru olması halinde bunun çok tehlikeli bir gelişme olduğunu ifade etmeliyiz. Bu tür bir gelişme aynı zamanda Rusya'nın yaşamakta olduğu büyük çöküşü de sergileyecektir. E, bu bir güç gösterisi değil, saldırgan ve işgalci savaşı için savaşacak insan bulamayan Kremlin'in çaresizliğidir dedi. Eğer gerçekten iş Kuzey Kore savaşçılarının Kursk başka başta olmak üzere ki hala 3 aydır Ukrayna işgali altında. Kursk bölgesi başta olmak üzere Ukrayna cephesine eğer intikali olacaksa bu gerçekten Rusya'nın savaşacak insan bulmakta, genç bulmakta büyük bir zorluk yaşadığının açık bir örneği olarak karşımıza çıkacak zaten Güney Kore istihbarat servisi ki Amerikalılarla etle tırnak yani öyle değil öyle konuşalım. E, bu e, tugayların yani e, Kuzey Kore savaşçılarının işte Vladivostok, Usurisk, Habarovsk ve Blagoevansh'ta e, yerleştirildiklerini, eğitimlerinin devam ettiğini ve e, özellikle Kim Jong Un'un un, detaylı teftişleri ve denetimleri sonucunda bu sava savaş ortamına girdikleri görülüyor. Bu hep söyledim Avrupa'daki, Ukrayna'daki savaşla Pasifik'teki gerginliklerin birleşmesi ve özellikle Kore Yarımadası'nın içinden çıkılmaz bir gerginliğe yönelmesi demektir. Nitekim oldu. Yani Kore e, Yarım Adası şimdi adım adım bu olaylardan sonra savaşa doğru yönleniyor veya yönlendiriliyor. Bir de böyle bakmak lazım. E, Kim Jong Un, 18 Ekim'den bu yana Kuzey Kore ordusunu sıra, sürekli teftiş ediyor, savaş hazırlığı yapıyor ve açıklama yaptı. Güney Kore yönetiminin sürdürdüğü kışkırtmalara karşı kayıtsız şartsız en yüksek düzeyde silah kullanmakta kararlıyız dedi. Dün bu. Ülkemizin egemenlik hakları ihlal edildiği an fiziki güç kullanma hakkımızda doğmaktadır. Bunu muhataplarımıza çoktan ilettik. Demokratik Kore savunma güçlerinin meşru müdahale gücü olduğunu herkes biliyor dedi. Şimdi şöyle bir durum var. Bu Güney Kuzey Koreliler Güneylileri taciz etmek için içine çöp doldurdukları balon salıyorlar Güney Kore'ye. Ya dalga geçmiyorum. Evet de öyle bir durumları var. Böyle o balonlar patlatılıyor falan filan böyle çöpler dökülüyor. Çok pis. Yani kötü. Tamamen taciz karşılıklı bir taciz. Kuzey Güney Kore'de bu tacize karşılık drone sokmaya başladı şeye. Kuzey Kore hava sahasını. Ayrıca açıkça bu Pyongyang'a gidiyorlar başkenti Kuzey Kore'nin. Yükseltilmiş şeyler var. Hoparlörler var. İHA'larda. O hoparlörlerden yüksek sesli hoparlörlerden propaganda konuşmaları yapıyorlar. Biz geleceğiz siz kurtulacaksınız merak etmeyin bu diktatörü halledin falan diye. Ya zaten kim Jong Un'un bu açıklaması bunun için. Çünkü geçen gün kendiliğinden düşmüş, onlar düşürememişler. Kendiliğinden düşmüş bir propaganda sihasına, ihasına rastladı. Şey Kuzey Kore kendi topraklarında ve bunu açıkça topraklarımızda güneye ait bir ihanın parçalanmış şekilde bulduk. Bu ihanın topraklarımıza İmdiğini tespit ettik. Tekrarı halinde savaş ilan edeceğiz dediler. Savaş ilan edeceğiz. İş oraya kadar geldi. Yani Kuzey Kore ordusu Ukrayna'ya geliyor. Kore Yarımadasında savaş hazırlıkları var. Hoşçakalın.